Türk halk müziğinin önemli isimlerinden, Abdallık geleneğinin önde gelen temsilcilerinden, Yaşar Kemal'in adına imzaladığı kitapta yazdığı tabirle Bozkır'ın tezenesi, Neşet Ertaş. Vefatının 8. yıl dönümünde yakın dostu ve prodüktörü olan onu Almanya'dan Türkiye'ye dönmesi için ikna eden Hasan Saltık, Neşet Ertaş'ı anlattı. Gönül dağı yağmur yağmur buran olunca akar can özümde sel gizli gir. Neşet abiyle ilk karşılaştığımızda babası Muharrem Ertaş'ın kayıtları vardı bende. Kalan Müzik'te de arşiv serisi yapıyorduk. Halk Ozanları serisi. Muharrem Usta'nın da sesini çok sevdiğim, beğendiğimden dolayı izninizle Neşet abiden almam gerekiyordu. Sağ olsun Bayram Bilge Tokel rica ettim, bir çekim için buraya gelmişti. TRT'ye yapılan bir belgesel çekimiyle ilgili bir şeyler vardı. Beni bir tanıştırır mısınız dedim. Tanıştık. Ufak da yanımda bir teyip götürmüştüm. Çok da iyi kayıtlarıydı Muharrem Ertaş'ın. İşte ben böyle hazırlamak istediğimi söyleyince tabii ki dedi. Söyleme sahip kendisine bir telif verdim. Hani ve dedim sattıkça da bunun telifini alacaksınız. Muharrem Ertaş'ın albümünü çıkardıktan sonra iyi sattı. Tekrar bir telif hakkı doğdu. Ben atladım Almanya'ya gittim evine. Tekrar telif vermeye. Ya dedi Hasan vermiştin ya dedi telifi. Abi dedim bizde sattıkça telif veriliyor. Allah Allah dedi. Sonra kendisiyle ilgili sen dedim albümlerinden telif almıyor musun? Dedi çoğunu o firmaların birkaçını hiç tanımıyorum bile dedi. Yani dedim hakkını takip etmiyor musun? Dedim istiyorsan ben takip edeyim. Hani hakkını alasın diye. Ya dedi çok kişi söz verdi de yapmadı dedi veya yapamadı dedi. Sen de boş ver dedi. Abi dedim işte madem boş ver diyorsun bir şans ver dedim. Yapabiliyor muyuz diye. Bizim Neşet abiyle yani o insani yönü, vicdanlı yönü. Biz burada bir operasyon yaptık avukatlarla. Bütün albümlerini topladık. Çünkü hep sahte isimlerle Neşet abi, Ertaş albümleri çıkmıştı. Kendisine birikmiş bir teliflerini verdik. Ertesi gün gidip bütün yayın haklarını, benim haklarım artık Hasan'ındır diye gidip bir vekalet veriyorum. Abi ben dedim çoluk çocuğum var hani böyle bir şeyi kabul edemem dedim. Yani şuraya gelmek istiyorum. Bizim Neşet abiyle patron sanatçı ilişkisi değil. Yani artık o saatten sonra başka bir şey vardı. Hani abi kardeş ilişkisi. Evelim sen Neşet Ertaş, abdallık geleneğinin devam etmesi için her koşulda emek veren bir isimdi. Garibim can yakın. Hep abdallara sahip çıkmayı çok severdi. O yönünü çok beğeniyordum Neşet abinin. O vicdanlı, hümanist halini. Ve sürekli artık burada da çok röportajları, gazete, televizyonları başladıkça da bütün siyasetçiler, politikacılar da çok seviyor tabii. Her gördüğüne hani abdalların durumunu, düğünlerde sadece çaldıklarını, işte kışın hurdacılık yaptıklarını, yazın düğünlerde çaldıklarını, bunlara bir iş bulmak için elinden geleni hep yapardı. Gücü yettikçe isteyene parasını gönderirdi. Böyle bir kendi insanına, toplumuna. Sadece kendi ablalar değil, yani bütün Türkiye halkı dediğinde Neşet abi zaten türkülerinde de her şeyi belli. O hümanist yaklaşımı, türküleri, sevdası, aşkı. Bunları çok iyi hani anlatabiliyordu veya söyleyebiliyordu. Veya çığırtabiliyordu diyeceğim. Yani ben Neşet abi kaybettiğimizde yani bir de kendimden bir parça kaybetmiş gibiydi. Kardeşlerim yanı sıra gidiyor.
Sanatçı geleneksel kimliğine sahip çıkmasının yanı sıra müzikal anlamda yeni fikirlere de açıktı. Sallanda boylarına bakayım. Neşet abinin bir özel bir yönü daha vardı. Aynen Aşık Veysel gibi düşünürdü. Yani gençlik benim eserlerimi hang coverlarsa, bir daha okursa, yani istedikleri gibi altyapılarla yapabilirler. Yeter ki tek bir hassasiyeti vardı Neşet abinin. Sözler değiştirilmesin. Hani özü bozulmasın. Hani sözlerle ilgili. Yoksa hangi türden yaparlarsa yapsınlar. Son besteleri hep nasihat, yani insanların nasihat üzerineydi. Abi dedim, ben biraz da yani sevda türküleri şeyler yeni baştan yapsam. Yani artık kendisinin son dönemde böyle bir halkı için, ülkesi için hani bu tür şeylere yönlendirmişti. Neşet Ertaş, çocuk yaşta eline aldığı bağlamayı hastalığının son zamanlarında da elinden düşürmedi. Neşet Ertaş son defa bağlamayı eline aldığında benle Cengiz Özkan, Hasan dedi, senin için de bir şey yaptım dedi. Bir dörtlük okudu, sonra yorulmuştu zaten. Bıraktı işte. Ben de Cengiz Özkan'ı tutuyorum ki ağlamasın diye. Ama Cengiz'den şıpır şıpır damlalar. Böyle hani bir de beni şeye götürdülerdi hep. Benim Kaz Dağı'nda mütevazi bir yerim var. Orada çok rahat ederdi. Karadut yediriyordum ben ona. Hasan gene o karaduttan yiyecek miyiz diye. Abi şimdi götüreyim seni falan filan dedi. Bir iki şeyim daha var. Yani bakın iğne şeyi. Olsa da olmaz zaten. Sen ağladın canım, beni seyandın. Dünyayı görünce olacak sandım. Boş yere al. Dillerden düşmeyen, pek çok Türkiye kaynaklık eden, derleyen, nefesi ve kalbiyle onlara ses veren Neşet Ertaş, geride bıraktığı kültürel birikimle yaşamaya devam ediyor. Ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzüne gülen dünyada.